Kesreti tefekkürden tecerrüt. Bu lazım. Düşman istersen nefis yeter. Yani başka bir düşmana veya düşmanlar aramaya lüzum yoktur. Nefis, hilkatın camiyeti itibariyle her şeyle alakadar olup, insaniyeti kübra aile darlığına kadar hadsiz imbisat edebildiğinden, anladınız onu nefis. Bir daha, nefis, hilkatın camiyeti itibariyle, hilkati camiyeti itibariyle her şeyle alakadar olup, bu nefisten gel, nefse maliye aklımız gitmesin. İnsaniyeti kübra aile darlığına kadar. Bunu 10. sözde anlatıyor. 11. kelimede galiba. 11. hakikatta. Bab-ı insaniyettir ki ismi hak, ismi hakimin cilvesidir diyor. Bab-ı insaniyet. Ne demek bab-ı insaniyet? İnsaniyet kapısı. İnsaniyet kapısından insan girecek. Girmesi lazım. Onu İnsaniyeti kübra aile darlığına kadar insan hadsiz imbisat edebildiğinden keza kül nefiste bir şey, her şey, her şey bir şey hükmünde olduğundan her bir şeyin altında her bir şeyde nefsin düşmanı olarak çıkması mümkündür. O zaman her şey bir şey, bir şey, her şey olunca her şeyin altında senin düşmanın da var. Nedir o? Ademi mertebeler. Senin ademe çeken her şey senin düşmanındır. Allah'ın dışında hiçbir şey risksiz, yani cemalsız celal, celalsız cemalde yoktur. Vücut ademle vardır. Ademi olmayan bir vücudun vücutlu değildir. Nedir? Vacip olur. İçinde adem yoksa bir vücut vacip olur. Bunu da inşallah kaydedersiniz. Bu çok önemliydi. Ademsiz vücut, ademsiz vücut, vücut değildir, vaciptir. Olsa vacip olur. Olsa vacip olur. O zaman vücut denince Adem'i, vücutları da tazamun ediyor. Defteri buraya koyduk, niye yazmadık? Neyse, bir dakikasını yazarız. Buraya yazar. Demek ki Adem'siz vücut yoktur. O zaman her şeyde düşmanın var. İlle düşman da böyle haram haram değil. Batında haramlar farklıdır. İsmin batın hükmüyle nasıl ki kainat bir insan ekberdir, ismi batın, çok büyük nur, ani, cami, külli, kül bir aynayı ekberdir, öyle de nefis terbiye edilmediği takdirde çok büyük bir düşmandır. Çünkü adem atacak seni. Niye çok büyük düşman? Niye en büyük düşman? Çünkü Allah'tan mahrum ediyor. Başkası seni öldürüyor, vücudun mertebesine mahrum ediyor. Ama nefis ise Allah'tan mahrum ediyor. Başka düşman aramaya ihtiyaç bırakmaz. Demek kesreti düşmandan tecerrüt, ismi zahir noktasında dahi kesretli düşmanlar yine bir nevi nefsin nuraniyet olan düşmanlığıdır. Demek ki ismi batın cihetiyle böylesin, ismi zahir cihetinde de kesreti düşmanların var.